Evet değerli Köy TV izleyenleri, Rekor Gübre AŞ'nin sunduğu Antalya Tarım Fuarı'ndan kucak dolu sevgiler. Ve şu anda Rekor Gübre standındayız ve yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Söyler, Bölge Bayimiz Çağlar Bey ve çiftçilik kardeşlerimiz de var ama öncelikle ben mikrofonu Oğuzhan Bey'e vereceğim. Oğuzhan Bey öncelikle merhabalar, hayırlı fuarlar. Merhabalar, teşekkür ederiz. Antalya GrowTech 2018 evet. GrowTech Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan herkese merhabalar diyorum öncelikle. Her zaman olduğu gibi burada bu sene de fuarımızda tüm müşterilerimiz akın akın gelmeye devam ediyorlar. Evet, yoğun bir ve var. Müşterilerimizle birlikte müşterilerimizin yakınları ya da onlardan duyup gelenler de onlardan kat be kat fazla. Hava yağmurlu olmasına rağmen Antalya şu an çok kalabalık, tarım fuarıyla alakalı, ziyaretlerle evet. alakalı. Biz de üzerimize düşen, ürünümüzle alakalı anlatmamız gereken konuları, detayları, üreticilerin bizden istemiş olduğu, öğrenmek istedikleri bilgileri, yani ürünü alsın almasın, konumuzla alakası olmayan, yani üretmediğimiz şeylerle de ilgili, teknik detaylarla alakalı, ürünümüzün yanında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Güzel bir fuar geçiyor. GrowTech 2018 Antalya Tarım Fuarı. Burada bu sene tabii ki ülkemizin şu an içinde bulunduğu bazı ekonomik sıkıntılardan nedeni de, dolayı da bazı üreticilerde, genel anlamda tüm üreticilerde bir gelecekle ilgili ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz de nasıl ucuza üretiriz kaygısı olduğunu ben burada tespit evet. ettim. Tabii gübrelere gelen aşırı fiyatlar zamlanması, ilaç gruplarının aşırı zamlanması, tabii ki üretemediğimiz için, hazır aldığımız için, dolar endeksli olduğu için evet. yükselmesi sonucu insanlarda yeni bir arayışlar var. Bu da bizim sektörümüzde, yani bu sektör içerisinde toprak düzenleyici ile alakalı, rekor gelişimle alakalı bize büyük geri dönüşleri hızlandırdı. Bizler de bu konuda fiyatlarımızı çok zam yapmayarak, makul seviyelerde tutarak ufak tefek bir iki oynamalar yaptık ama bunu yapalı bir 2-3 ay kadar oldu. Evet. Bu konuda da müşterilerimiz bizden bu konuda da memnunlar. Yani sağ olun, var olun, çok fazla bir zam yapmadınız. Kullanmaya devam edeceğiz. Bunun karşılığında böyle sonuçları da alıyoruz. Dediğiniz gibi maliyetler gerçekten 2-3 katına arttı. Piyasada gübrelerin fiyatları en az 3 katı, 2 katı. 3 katı oldu. %50 olanlar da var ama piyasada çok kullanılan en az 3 katı kadar oldu. 3 katı ve olanlar var. Oldu. Şimdi maliyetleri düşürerek. Maliyetleri düşürme adına daha az para harcayarak aynı sonuçları, aynı verimleri, hatta daha kaliteli nasıl sonuç elde edebilirizle alakalı çiftçilerimiz gerçekten büyük araç içerisinde. Ha bu diğer gübrelerin, pahalanan gübrelerin kötü olduğu anlamında söylemiyorum. Bir işe yaramaz anlamında söylemiyorum ama ekonomiklik anlamında bir tarım ekonomisi yaptığınızda, hesap kitap yapıldığında katma değeri düşük ürünlerde insanlar şu an gübre kullanmayı düşünmüyorlar bile. Böyle bir sonuç var. Ama nedir? En azından toprağımızda var olan, birikmiş, kalmış eski yıllardan ürünleri değerlendirmek adına rekor gelişim çünkü toprağı en iyi çözen, toprağa suyu aldırabilen, topraktaki geçmiş yıllardan kalan gübre kalıntılarını aktif hale, yani çalışır hale getirebilen bir ürün. Bunu 11 yıldır, 10 yıldan beri söylüyoruz. Bütün fuarlarda anlatıyoruz. Yanımızda müşterilerimiz var. Müşterilerimizden duymuş, bilgi almak, ürün almak için gelmiş üreticiler var. Her bölgeden. Birisi İç Anadolu, Karadeniz, Yalova, Marmara bölgesinden gelmiş. Burada bilgi alıyor ve ürün alacak. İsterseniz onları tanıyalım. Sonra tekrar size döneceğiz. Dönelim. Yan tarafımızdaki Çınar Bey de ziraat mühendisimiz. Evet. Antalya bölgesi sorumlusumuzdur. Şöyle bakalım. Sizleri tanıyalım amcam. Amasya Gümüşhacıköy'den çiftçi Celal Kara. Ben 6-7 yıl önce Oğuzhan Bey'le Denizli Fuarı'nda tanıştım. Evet. Ve bir defa gübrelerini kullandım. Ondan sonra bir kopukluk oldu aramızda. 2 sene devam etmedim. Ondan sonra İzmir Fuarı'nda tekrar görüştük, tanıştık. Aynı o beni tanıdı, ben onu tanıdım. Aldım ve kullandığım senelerin verimiyle kullanmadığım senelerin verimi arasındaki farkı gözetledim. Şey yaptım. Geçen sene aynı şekilde tarım fuarında Oğuzhan Bey'le görüştüm. Gübrelerimi tedarik ettim, kullandım. Ben Ağustos 15'ten sonra benim baharlık diktiğim salatalığımda salatalık kaldığını hiç görmedim. Bu sene Ekim 15'e kadar aynı şekilde verim, aynı şekilde yeşillik ve füsaryum solgunluğu hiç olmadı. Bunları denedim yani. Salatalıkta, her türlü sebzede kullandım. Açık alanda da kullandım ve kapalı alanda da kullandım.
arada ve kullanmadığım yerle kullandığım yer arasındaki farkı hep gözlemlendirdim. Yani. Bunu kullanınca bir verim artışı oldu. Yani hem, para da kazandınız. Zaten, hem para kazandık hem de mahsulün bakımında onun canlılığında onu öyle görmek daha ben şimdi füsaryum ilacını kullanıyordum. 5 defa kullandığım füsaryum ilacını bir defa kullandım. Tabii, maliyetleri, düşürdü. Yani 4'te 1'e düşürdü maliyetleri. Gübreler benim toprağımda ben bir sene durursa bir sene toprak tahlili getiriyorum. Labende yaptırıyorum hem de parayı acırmadan. Labende yaptırıyorum. Burada benim bağlanmış şeylerim var. Fosforum, azotum, HTSM bunlar var. Fakat almıyor toprak. Rekor gübreyi kullanınca bunların hepsini çözemledi. Hepsini yani ya rahatladı. Bilimsel olarak yani tabii, toprak tahlili yaparak bu tabii, işi kanıtlamış oldu. Tabii. Hepsine teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim sizleri de tanıyalım. Siz de müşteri adayısınız herhalde. Evet. Yalova Altınova Tokmak köyünden geliyorum. Bu 7. yılım rekor gelişimin bu gübresini arkadaşım tavsiye etti. Gözle görülür büyük fark olduğunu söyledi. Ben de özellikle geldim, aradım fuarda, buldum. Size denk geldiniz. Onun için buraya gelmiş bulmaktayım. Siz neyde kullanacaksınız efendim? Kivi'de, özellikle Kivi'de çok memnun kaldığını söyledi arkadaşım. Ben de bu sene denemek maksadıyla geldim, burada gördüm. O yüzden devam ediyorum. Buraya gelmek için. Kullanacağınız herhalde. Evet kullanacağım. Arkadaşım kullandı. Çok memnun kaldığı için ben de özellikle standa geldim burada şey yaptım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Muhammed Bey. Evet şimdi de Değerli Köy TV izleyenleri bölge bayimiz Çınar Bey yanımızda. Çınar Bey merhaba siz de hoş geldiniz programa. Merhabalar hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz buraya. Çınar Bey Antalya'ya bakıldığında gerçekten örtü altı tarımı burada çok oluyor. Siz de rekor gübrenin bölge sorumluluğunu yapıyorsunuz. Çiftçiye burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz efendim? Burada teknik anlamda çiftçilerimize destek veriyoruz. Topraklarındaki problemlerde, kireçlilikte, tuzlulukta bunlarla ilgili rekor gelişimle bu problemleri çözmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Aksu, Serik, Manavgat, Korkuteli, Elmalı bölgelerinde de pazarlama olarak da destek vermeye çalışıyoruz. Çınar Bey, rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Çiftçi en çok hangi şikayetlerden geliyor? Seralarda çünkü çok farklı sıkıntılar oluyor. En çok rastladığınız sıkıntılar hangileri? Seralarda genellikle tuzluluk ve kireç, pH'in yüksekliği çok oluyor. Çünkü seralarda sezon boyunca yoğun bir gübre kullanımı söz konusu. Bu da toprakların kilitlenmesine yol açıyor. Biz bunu sezon öncesi, dikimden önce rekor gelişimi uygulatarak hem toprağın kirecinin, tuzluluğun giderilmesini, pH'in düşmesini, yani kilitlenmiş toprağın açılmasını ve toprakların daha gübre alımını arttırılabilir hale getirilmesini sağlıyoruz. Bu yüzden çiftçiler bunu kullanması için öneriyoruz yani. Peki Çınar Bey, dekara ne kadar kullandırtıyorsunuz ürünü? Toprakların durumuna göre değişiyor. Genellikle çok kireçli topraklarda dekara 2 kova şeklinde 30-32 kilo şeklinde uygulatıyoruz. Ama normalde eğer topraklarımız düzgünse bir kova da yeterli olabiliyor. Homojen bir şekilde dağılımı yapıldıktan sonra. Peki, teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Ozan Bey yani vatandaşın ilgi alakası o kadar çok ki teyzem yayında bile geldi. Evet. Çok teşekkür etti. Elimizi çok sıktı. Çok hoşuma gitti. Yani şunu görüyorum ben. Sabırla vatandaşı dinliyorsunuz. Evet. Çünkü uzun uzun sohbetleriniz oluyor. Biz ana sponsorsunuz buraya defaatle evet. Geldik sabahtan beri. Akşam saatlerinde ancak boşluk yakaladık. Yani bu yönde de ben sizi tebrik ediyorum. Gerçekten sabırla vatandaşı şimdi dinliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kendinizi görmediğiniz, kendinizden bir şey bulmadığınız hiçbir üründe, hiçbir harekette, hiçbir duyguda yaşayamazsınız. Rekor gelişimde insanlar kendi sorunlarını, kendi hedeflediklerini gördükleri için ve bu sonuçlara da rekor gelişimle birlikte ulaşmaları onlara bize olan bu sevgiyi beraberinde getiriyor. Biz de firma olarak, Rekor Gübre AŞ firması olarak rekor gelişim markamızla 10 yıldan beri halkın içindeyiz, insanların içindeyiz, üreticilerin içindeyiz. Onların duygularını hissedebiliyoruz. Bir gübreye zam geldiğinde biz ya ne olacak arkadaş, biz ne yapabiliriz, biz nasıl biraz daha toparlayabiliriz? Bunun derdine biz de düşüyoruz. Sadece amacımız bir yerlerde gidip bir ticaret yapıp parayı kazanmak değil. Çünkü başarı olmayan bir yerde zaten para yoktur.
İnsanların sizi sevebilmesi için insanların duygularına ortak olmanız gerekiyor. Onların kazançlarına kazanç da katabilmeniz gerekiyor. Çünkü canından, malından, köylümüz zaten durumu bellidir. 3-5 kuruş parasını kalkıp size verdiğinde eğer ki sonuç alamazsanız her türlü bedduasını da, her türlü küfürünü de yersiniz. Evet. Ama genel manada biz ve çalışan tüm bayilerimiz, tüm üreticilerimiz, bizi temsil eden kim varsa herkes aynı duygulara sahip, aynı şeyleri söyleyebilir kişilerdir ve bunları özel olarak da seçiyoruz. Bir tane müşterimiz az önce gördünüz, ben olayı özetledim. Dedi ki alınmayan gübreleri aldırdı. Ben ilacı az kullandım dedi. Buradan tekrar söyleyeyim. Rekor gelişim yani bir ilaç bir gübre değildir. Tekrar söyleyeyim, bir toprak düzenleyicidir. Ama bir ilacı az kullandığını, var olan gübrelerin bir analiz sonucu, analiz yaptırdığı yeri de söyledi. Düştüğünü, yani alım oranlarını arttırdığını belirtti. Bu da söylemiş olduğumuz şeyleri sahada ispatı olarak sunuluyor. Sizin sayenizde fuarlarda olsun, özel programlarımızda bunu sürekli paylaşıyoruz. Artı Köy TV için de bir iki bir şey söyleyeyim. Halkın içinde olması, insanlara söz hakkı vermesi, toplumun gerçek anlamda manadaki sorunlarının ekranlara taşınılıyor olması sizin için de çok büyük bir artıdır. Onlar için de bir artıdır. Bu da zaten kanalımızı her zaman yukarı doğru taşıyacaktır. Bu konuda size kamera arkasında çalışan, merkezde çalışan, bu video linki gönderen kim varsa Köy TV ailesinde herkese teşekkür ediyorum. Rekor gelişim adına ve tüm üreticilerimiz adına. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Peki Oğuzhan Bey, son olarak buradan üreticimize, köylümüze rekor gübre aşı olarak da söylemek isteriz efendim. Ben ne söylemek isterim? Köylü var olmak zorundadır. Tarım var olmak zorundadır. Ülke ekonomisi anlamında tarım olmayan, tarımsal üretim olmayan bir ülkenin yaşama şansı kesinlikle yoktur. Bizim bu ülkemizde bizim bir mevcut hazır çıkan bir petrolümüz yok. Bizim petrolümüz gıdamızdır, yiyeceğimiz, içeceğimizdir, insan gücümüzdür. Bu insan gücü doğru kullanılırsa emin olun yani dünyayı yerinden oynatacak güce sahiptir. Aç bile kalsa gene dünyayı oynatır ama tok olması tercihimiz, kendine yetmesi tercihimiz, kendine yetebilmesi tercihimiz, kimseye muhtaç olmasın, karamsarlığa düşmesinler. Bizim gücümüz bize yeter. Ürettiklerimiz bize yeter. Üretelim. Elimizdekinin kıymetini bilelim. Çok söylemek istediğim bu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür kolay ederim. Gelsin. Sağ olun. Başarılar, hayırlı fuarlar. Sağ olun. Evet değerli Köy TV izleyenleri, Rekor Gübre AŞ'den Çınar Bey'e ve Ozan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rekor Gübre AŞ'nin sunduğu fuarımız farklı bir standta devam edecek. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.